Ana yemek beef stroganoff'un jülyen kesilmiş etlerine tuz ve baharatları atılıyor. Önce etlerimi tuz ve karabiberle marine ediyorum. Sonra tereyağıyla bunları şoklayacağım. Kremalı sebze çorbası için iri iri doğranan pırasa, patates, soğan ve kabak haşlanmaya bırakılıyor. Tereyağıyla ne yapacaksın? Bunları ete lezzet kalsın diye koyuyorum. Acılı ezmeye başlayan yarışmacımız domates ve biber salçasına nar ekşisi döküyor. Acılı ezmeyi nasıl yapacaksın? Önce sosunu hazırlıyorum. Neler olacak sosun içinde? Acılı ezmenin sosunda nar ekşisi, domates salçası, biber salçası. Acılı ezmenin baharatlarını mı koyuyorsun? Evet, baharatlarını. Hangi baharatları koydun? Nane, isot, sumak, kırmızı toz biber, pul biber. Anneciğim, siz kaç kardeşsiniz? İki, yedik. Şu an ablam yok. Aa, vefat mı etti? Bu çok acı bir olay. Benim ablamın 35 yaşındaki oğlu iş kazası geçirdi. 7 ay yoğun bakımda kaldı. Son 6 ay sonra ablam artık iyileşmeyeceğine inandı. Kalbi dayanmadı. Kalbi durdu ve öldü. Bir ay sonra da yeğenimi kaybettim. Anne oğul yani. Maalesef. Kötü bir iş kazasıyla başımıza bu geldi. Başka çocuğu var mıydı? Var. 14 yaşında bir oğlu vardı yeğenimin. Ablamın da kas hastası engelli bir oğlu var, 26 yaşında. Solunum cihazına bağlı. Evimizin bir odasını ayırdık. Elif de dedi, anne dedi, kesinlikle başka bir yere gitmenizi istemiyorum. Birbirimize sahip çıkarız, yardımcı oluruz. O engelli yeğenime evimizin bir odasını ayırdık. Orada bakımını yapıyoruz. Solunum cihazı da var. Çok geçmiş olsun anneciğim. Bu özverili davranışınızdan dolayı kutluyorum sizi. Gerçekten yaptığınız büyük fedakarlık. Çok sağ olun. Anneciğim duygusallaştın. İstersen biraz hava al. Gelin hanım neye geçtin? Önce ezmemin sosların içindeki malzemelerimi koyuyorum. Acılı ezmenin malzemeleri neler? Soğan, sarımsak, domates, kapya biber. Acılı ezmede kullanılacak sarımsak ve soğanlar rondodan geçiyor. Ya elmas hanım çiğ sarımsağı fark ederse? Ama öyle orijinali bu. Çiğ sarımsak konuluyor, çiğ soğan konuluyor, kapya biber, hepsi çiğdir bunların. Acılı ezme için soğan ve sarımsaktan sonra kapya biberler de rondodan geçiyor. Eyvah! Soğan kabukları kalmış içinde. Ama böyle oluyor mikser. Sevgili annemiz de geldi. Hoş geldin anneciğim. Daha iyisin inşallah. Evet, çok iyiyim. Acılı ezmeye nar ekşisi döken gelinimiz acı pul biber koymayı unutmuyor. Eyvah! Çok acı oldu. Acılı yazdık zaten. Acılı ezme için domatesler de rondodan geçtikten sonra sıra maydanoza geliyor. Aa, hala sapları duruyor. Sapını at. Çekin arkadaşlar, çekin. O sapları at bence. Kayınvalidelerin boğazına takılırsa olay çıkar. Yaratıyorlar tabii ki. Acılı ezmeyi tamamlayan gelinimiz beef stroganoff'un jülyen doğranmış etlerini tereyağda pişirmeye başlıyor. Çok tertipli ve düzenli çalışıyorsun. Bravo Elif. Bu soğanlar ne içinde? Onları yemeğimi kullanacağım. Piyazlı gibi doğrayacağım. Etleri yağda çevirdikten sonra ne yapacaksın? Bunun rengini dönmesini sağlayacağım önce. Sonra bunu tavaya alıp, bir tepsiye alıp, onun kendi marine olmuş sosluyla, yağıyla birlikte yemeğimi yapacağım. Ana yemek beef stroganoff için kabukları alınan soğan ve sarımsaklar sırayla doğranıyor. Bir kayınvalidemiz Elmas Hanım çiğ sarımsak yemiyorum demesine rağmen gelinimiz ısrarla çiğ sarımsak doğuruyor. Ama bunlar onun içinde hiç görünmeyecek. Emin misin? Evet. Evet. Kremalarla eşleyecek ve eriyecek. Beef stroganoff için tereyağda kavrulan etler tencereden alınırken yerini soğan ve sarımsağa bırakıyor. Ardından mantarların kabukları soyuluyor. Gelin hanım, mantarlar soyulur değil mi? Yıkanmaz. Suda beklettim rengini alsın diye. Bir de ben soyuyorum yemeğimi. O soyulmayan için şey yapılıyor. Kaynar suda uzun süre bekletiliyor. Kabukları alınan mantarlar doğrandıktan sonra soğan ve sarımsakla birlikte kavruluyor. Ardından üzerine haşlanan etin suyundan dökülüyor. Anneciğim, aşçı olduğu için gelininle gurur duyuyor musun? Bence 21 yaşına çok büyükler bile bazıları yemeği yapamaz. Beef stroganoff'un mantar ve soğanlarına hardalla birlikte pişen etler karıştırılıyor. 3 paket krema koyduktan sonra tuzu ayarlanıyor. Sırada haftanın yemeği taco var. Taco'nun hamurunu yapıyorum. Nihayet taco'ya geçtik mi? Evet. Taco yapacağını öğrenince ne hissettin? Yani hiç yapmamıştım gerçi. Şaşırdım. Aslında çorbaya da ana yemek bekliyordum. Mısır unuyla mı yapacaksın?
Mısır unu ve buğday unuyla yapacağım. Takonun hamuru için buğday ve mısır ununu karıştıran gelinimiz tuzunu ayarladıktan sonra su ve sütle yoğurmaya başlıyor. Bu arada kepekli un almışsın. Tamam, kayınvalideyle jest yapmış olurum. E, renginden anlamış olman lazım. Olmaz ki. Olmaz değil mi? Yanlış. Neymiş? Kepekli un. Fark etmiyor. Fark etmiyor mu? Eder. Neden? Bence eder ama. Kepekli un kullandın diye kesin eleştirecekler. Evet, onu açamazsın bir de. Bu kepekli un mahvedecek sizi. Taco hamuru istenen kıvama gelene dek yoğrulmaya devam ediyor. Ekmeğin büyüklüğü çay tabağı kadar mı olacak? Hayır, ondan büyük olacak. Fincan altlığı kadar. Taco için yoğrulan hamur bezelerine ayrılıyor. Kıymalı taco. Gelinim araştırdı. Ben de biraz şey yaptım. İnşallah hamurunu güzel yapar. İşte salsa sosunu güzel yapar. Avokado sosunu güzel yapar. Yani yaparsa, güzel olursa beğeniriz yani. Kremalı sebze çorbasının meyanesi için yumurta ve yoğurt çırpılırken limon suyu ekleniyor. Un koymuyor musun? Tamam, limon sıktım onun yine. Yumurta limonla da yapıyorlar. Hayır. Kıvamın nasıl olacak? Anneciğim, gelin neden kepekli un aldı? Bilmiyorum. Çorbanın meyanesi istenen kıvama geldikten sonra haşlanan sebzeler blenderdan geçiyor. Ve unsuz meyanemizi çorbamızla buluşturuyoruz. Ama limon ve yumurta sarısıyla meyhane oluyor. Oluyor mu? Evet, bakabilirsin. Meyhanenin içinde neler var? Az yoğurt var, yumurta var, limon suyu sıktım. Çok güzel görünüyor ama bence olmayacak. Bu çorbanın rengi çok tuhaf oldu. Ama sebze çorbası, pırasa var, kabak. Hepsi yeşil. Havuç olsaydı rengi harika olurdu. Tadını da değiştirirdi. Kremalı sebze çorbasının tuzunu ayarlayan yarışmacımız taco için avokadoları kesiyor. Taco için avokadonun içini alıp ezen yarışmacımız domates ve kapya biber doğruyor. Başlamadığın hangi yemek kaldı? Sadece takımın hamurunu, bir de salatamı yapmadım. Yapacağım birazdan. Makarna. Makarnayı son dakikada içine koyacağım, haşlayacağım. Sıcak servis etmek için. Şimdi ne yapacaksın? Yağlı nane yıkacağım. Onu istersen servis sırasında da yapabilirsin. Şu an yapmana gerek yok. Yok mu? Çorbanın üstüne koymayacak mısın? Üstüne dökeceğim. Üstüne dökeceksin, sonra yapabilirsin. Üstüne dökmek istemiyorum ya. Ben yapayım, hazırlayayım. Acılı ezmeme ceviz ekliyorum. Acılı ezmeye girecek cevizler rondodan geçiyor. Yemekler kayınvalidenin pek umurunda değil galiba. Umurumda ama zaman daraldıkça ben de stres yaptım. Anneciğim, o zaman gelini uyar da hızlı olsun. Kaşık salataya geçen yarışmacımız domatesleri minik minik doğramaya çalışıyor. Çorbada ciddi bir sorun var Elif. Çorbaya krema koymazsan eksik sayılır. Ama şey, kremasını kendim yapmak... Yaptın mı? Evet, yaptım, döktüm. Limonlu terbiye yaptım, yoğurt. Sana masada çorbada krema var mı diye soracaklar. Ben öyle yaptıklarımda hazır demeyecekler mi? Kremalı çorbayla terbiyeli çorba farklı şeyler. Sen kremalı çorba yapmazsan menün eksik sayılır. Bu çorbaya krema koyman lazım. Terbiyeli yaparsan olmaz. Kremasını yapıyorum şimdi. Kremayı nasıl yapıyorsun? Unla sütle yapıyorum. Aldığın 7 kremaya ne oldu? Onları yemeklerimde ve tatlımda kullandım. Krema için tereyağı da un kavuracaksın ve süt ekleyeceksin. Kremada kepekli un mu kullanacaksın? O zaman kremasız yapayım, eksik olsun. Emin misin? Eksik olursa 1 puan bile verebilirler. Moralini bozma. Tereyağını erit, unu kavur ve üzerine süt dök, kremanı yap. Krema yapmaya karar verdin mi? Evet. Krema için ne yapıyorsun? Tereyağını eritiyorum. Sonra unu koyup sütle birlikte kavuracaksın. Evet. Böyle yaparsan eksik sayamazlar. Ama kremayı yapmazsan bir bile verebilirler. Kremalı sebze çorbası. Tabii ki biliyorum, içinde sebzeleriyle beraber sütten yapılan, aromasını kendin ayarlıyorsun, yapıyorsun. Lezzetli olur kıvamını tutturabilirsen. Kıvamı önemli. Kıvamı önemli. Sebzelerin çeşitliliği önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.